Galatasarayı Salı günü çok kritik bir maç bekliyor ama öncesinde cuma daha da kritiği bekliyor Adana Demirspor maçı. Kulüp olarak tamamen 12 Aralık'taki Kopenhag mücadelesine odaklanan Galatasaray'da Adana Demirspor karşısında riskli oyuncularını dinlendirmeyi düşünen Okan Buruk bir taraftan da sürpriz puan kaybı yaşamak istemiyor. Serkan Damla takımın maçında çıkacak Adana Demirspor'da. Riskli oyuncu derken katı bence günü riskli oyuncu Kaan Ayhan mesela. Hangi anlamda risk sence? İşte yani şöyle bir e, haberi okuduğumuzda bazı oyuncuları dinlendirmek istiyor, bazı oyuncuları riske atmak istemiyor. İşte Barış Alper'i sol bekte denemeyi düşünüyor, Kerem Demirbay'ı e, Kerem Demirbay'ı sol stoperde düşünüyormuş. Bunu Pendik Spor maçının bir bölümünde yaptı. Kan e, çıkınca yani bilmiyorum tabii hocanın tercihleri nedir, ama hani. Adana Demirspor ne olursa olsun yani bir sence kolay adam, bir lokma mı? Ya teknik adam değişikliği yaşansa da Serkan Damla e, Montella döneminde de e, Clyward döneminde de bu teknik ekibin içerisinde olan ve hani bu mirası en iyi bilen isimlerden biri. Düzeni, düzeni bilen, alışkanlıkları bilen e, bir fırsat yakalamış belki fırsattan kendine çıkarımlar sağlayabileceği haklı olarak düşünecek bir hoca. Ben oyun ezberinin değiştiğini düşünmüyorum. Bence Adana aynen Sporu. düşünmüyorum. Yani öyle aslında karşınızda dirençli bir takım var yani. E, ligin yukarıdaki playoff olursa içinde olacak alt takımdan birisi Tabii olarak dile getirdiğimiz takım. Yani hoca birilerini dinlendirir belki. Kopenhag'la ilgili e, açıkçası bilemiyorum. Ama şunu da söyleyelim. Süper Lig'in... E, Süper Lig'i bir şekilde tölere edebilirsiniz. Ama büyük bir risk değil mi? Şimdi Barış Alper, Solbek, Kerem Demirbaş... Ben sonuç yapar. anlamında söylüyorum. Yani önünde oynayacağın maçlar var. Var. Biz zamanla ilintili olarak Süper Ligi biraz tolere edebilirsiniz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde artık krediniz yok noktasında. 400 milyon lira. Final, final maçınız. 400 milyon lira. İşte final maçınız. Gruptaki final maçınız. Yendiniz. Grup ikincisi olma itibarınız çok rahat var. de hala şansınız sürüyor olacak. Ama Hani düşünsene. Yani yani. Bu maçta puan kaybı yaşasa Galatasaray ben bunu makul karşılarım diyorsun. Evet. Ka hoca tercihleri üzerinden ha. yürürsek. Hoca tercihleri üzerinden yürürsek. Ee, elbette mesela bir kardeyi ben bir dinlendireyim bakan bu yönetim demez ama. Evet, elbette ki bu maçın e, kağıt üzerinde favorisi Galatasaray. İki buçuk gün tasar. izin yapmış Galatasaray. Pendik spor maçından sonra. Hoca bir kafalarını toplasın istedi herhalde o TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ımız için olay iddia Elif Elmas. Geçtiğimiz yıl Okan Buruk yönetiminde şampiyon olan Sarı Kırmızılılar bu yılda ipi göğüslemeyi hedefliyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu yenileyen Sarı Kırmızılı takımın orta sahaya takviye yapmak için harekete geçtiği ileri sürüldü. Yönetimin Ocak ayında Napoli forması giyen Elif Elmas'ı Kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile temaslara başladığı öne sürüldü. Bu sezon İtalyan ekibinde fazla süre bulamayan Makedon oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin Elif Elmas hamlesiyle orta sahayı kusursuz bir hale getirmeyi planladığı ve transfer için büyük çaba gösterdiği aktarıldı. Napoli'nin ise 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı ancak 2 milyon euro civarında bir ücret talep ettiği ifade edildi. Transferin 2 hafta içinde netleşmesi ve Kuzey Makedonyalı oyuncunun kısa süre için sarı kırmızılılara imza atması bekleniyor. Elif Elmas bu sezon Napoli'de 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı. 1.82 boyundaki orta saha Ülke milli takımında da 52 mücadelede 12 gol attı. Galatasaray'da Muslera'nın halefi belli oldu. Lucas Perry. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci hamlesi için sürpriz bir gelişme yaşandı. 10 yıldan fazla bir süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera artık kariyerinin sonuna geldi. Uruguaylı file bekçisinin yerine yeni bir isim arayışlarına giren Galatasaray'da kulübün efsanelerinden Taffarel'in önerisi dikkate alınacak. Galatasaray'ın UEFA Kupası kazandığı dönemde kalesini koruyan ve takımda antrenör olarak da çalışan Taffarel, Brezilyalı bir kaleciyi önerdi. Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Peri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor. 2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci, son yıllarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin euroya transfer oldu. Şimdiki değeri ise 5 milyon euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Güney Amerika elemeleri için Brezilya milli takımına çağrılan başarılı kaleci forma şansı bulamadı. Galatasaray'da transfer harekatı 3 yıldız birden. Galatasaray'da kış transfer çalışmaları resmen başladı. Teknik direktör Okan Buruk'la yönetimin yaptığı son transfer zirvesinde Ocak ayındaki yol haritası da belirlenmiş oldu. Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle yola devam eden sarı kırmızılılar geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Takımın kritik bölgelerini nokta atışı hamlelerle güçlendirmeye karar veren Galatasaray'da 3 isim ön plana çıkmış durumda. Sarı-kırmızılı kulübün öncelik verdiği pozisyonlar sol bek, orta saha ve stoper hattı olacak. Sezon başında Leipzig'ten kiralanan İspanyol sol bek memnun olmayan sarı-kırmızılılar, 20 maç oynaması durumunda devreye girecek olan zorunlu satın alma maddesini aktif etmek istemiyor. Bu nedenle 26 yaşındaki futbolcunun son maçı Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag sınavı olacak gibi görünüyor. Onun yerine Skat ekibinin önerdiği, teknik heyetin çok beğendiği 21 yaşındaki Fransız Solbeck Bradley Lochko için girişimler başladı. Fransa Ligi'nde Brest forması giyen genç oyuncu oyun tarzı ve fiziğiyle saça boyaya çok benzetiliyor. Gündemdeki bir diğer pozisyon orta sahanın merkezi. Burada Torreira'dan çok memnun olan Okan Buruk, Güney Amerikalı Yıldız'ın yanına bir türlü istediği partneri bulamadı. Ndombele'nin de beklentilerin çok altında kalması nedeniyle Angelinho'ya benzer bir operasyon bu bölgede de gerçekleşecek. Sarı Kırmızılılar Fransız futbolcunun kiralık kontratını feshedip buraya hazır ve Torreira'yı tamamlayacak nitelikte bir isim takviye edecek. Galatasaray'ın bu pozisyonda alternatifi çok fazla. Ancak son transfer zirvesinin ardından öne çıkan ilk ismin Wilfred Endidi olduğu öğrenildi. Transfer bütçesinin bir kısmının sol beke kayması nedeniyle daha dengeli hareket etmek zorunda kalan sarı kırmızılılar, Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki ön liberoyu uygun bir maliyetle kadrosuna katmayı hedefliyor. Nijeryalı oyuncu yaz döneminde de Jimbom'un gündemine gelmiş ancak taraflar bonservis bedelinde anlaşmaya varamamıştı.